Sen var ya sen, havada uçan en güzel kuş, bahçede açan en güzel gül, ağaçta yenen en güzel meyvemsin. Sen var ya sen, benim yaşayan doğrularım, yalana karşı durdum, asla yalan söylemediğim gerçeklerimsin. Güzel değil mi elmalar? Çok güzel abi. Evet, elma zamanı. Elmalar olmuş. Yani o kadar çok elma var ki şunları göstersene ya. Acayip. Baksana. Dolu. Yani bu ağaç maşallah hepsi öyle yani. Bakıyorum bir sürü meyve ağacı var burada. Mal sahibi de orada innap topluyor. İnnap da dolu. Tam bir meyve bahçesi. Hayalinizdeki meyve bahçesi burası. Evet, şehir merkezine, Gönü'nün merkezine 3 kilometre. Tırnova Mahallesi diye geçiyor. 1125 metre. Tabi burası 9 dönümlük bir yer. 1125 metre hissesi yer bölünmüş. Parselasyon yapılmış. Herkes telini çekmiş. Sınırları belli. Efendim. Burası bu meyve bahçesi satılacak. Evet. Her türlü meyveden burada var. Tabi bakımsız kalmış biraz. Her taraf ot olmuş ama yani meyveler, ağaçlar yetişkin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Sen ne yapıyorsun orada ya? Kolay, hoş geldin. Kuş mu oldun? Kuş mu? Hinnat topluyoruz. Hinnat. Ha, iyi iyi maşallah. Bu meyveler, ürünler. Bu innap, innap herkes bilmiyor. Mesela Ertuğrul bilmiyor innapı. Literatürde hünnap diye geçer bu. Hünnap diye geçiyor. Hünnap diye geçer. Evet. Vücuda sağladığı faydaları internetten takip edebilirsin. En büyük etkisi karaciğer çalışmasına destek vermesi. Karaciğere en büyük dostu bu mevsim. Karaciğerin dostu. Bir tane ver de yiyelim bari. Dur, dalından koparıp vereyim sana. Dalından ver. Bunlar biraz ağacı. Kaç yaşında bu ağaç? 6 yaşında olabilir. Her yıl böyle dalları tıka basa ürün veriyor. Oo, maşallah maşallah. Beraber alalım bakalım. Bunun en tatlı hali alaca olanlardır. Dikenli ha. Dikenli de. Dikenleri güzel acıtır. Ya hiç söylemiyorsun bak. Bilmezsek, ben biliyordum canım. Bende de var innap. O zaman. Evet, innap bakın. Tam böyle bir, bu böyle kahverengi gibi oluyor değil mi olgunlaşınca? Tam kahverengi olunca suyu çekiyor, ağaç suyunu çekiyor. O şekilde alaca olduğu zaman en tatlı hali. Değil mi? Bakalım, bismillah bunlar diyelim. Bunlar aşılı hinnap. Bir de yerli hinnap vardır. Onlar iğdeden biraz daha büyükçe olur. Onun esansı biraz daha farklı. Şöyle elini biraz şey. Bunlar da aşı. Ama yemesi çok hoş. Bu bekledikçe de güzelleşiyor değil mi? Yok, fazla bekletmeyeceğim bunu. Yani fazla durmayı sevmez bunlar. Bir hafta falan. Aşağı yukarı buzdolabında durur. Evet, kıtır kıtır. Biraz daha bekleyince. Çok tatlı değil, ekşi değil. Hoş bir tadı var. Evet, hoş bir tadı var. Mesela bugün iş yerinde arkadaşa aldı. Durmadan yedi, iki küreği bitirdi düşün yani. O kadar yemesi hoş, güzel. Evet, kilosuna kadar bunun? Piyasasını bilmiyorum da biz hesaplı veriyoruz. 5 liradan veriyoruz. Belki pazarda 10 olabilir. Evet. Evet, kilosu 5 lira. Biz 1 kilo yiyelim burada. Size serbest. Bak, dikenlere batıyor durmadan. Şimdi burada ne meyve ağaçları var abi? Onu söyle. Şimdi şöyle başlayalım. İlk sezon meyvesi erik. Erikten sonra erik bitmek üzereyken kiraz var. Evet. Kirazdan sonra diğer bir erik var. Haziran'da olan erik. Evet. Ardından armutlar var. Armuttan sonra Santa armut. Santa Maria. Bir de Haziran'ın başında olan iki tane güzel ıhlamurumuz var. Büyük, minare büyüklüğünde. Oo, iyi iyi. Cevizlerimiz var. Bu mevsimde yine onlar başladı olmaya. Evet. Ve aynı zamanda hinaplarımız var. Bayağı bir arada da Ağustos'ta olan şu gördüğünüz naş armutları var. Dalında da biraz daha vardır. Bunlar evet. Japon armudu diye geçiyor. Evet. Tadı çok hoş, sulu. Görüntüsü pek hoş olmayabilir. Kahverengi bir rengi var. Hmm. Ama yerken sular ağzına akıyor öyle söyleyeyim. Akıyor diyorsun. Aynen. Vay çok be. Güzel. Şimdi biz diğer meyveleri yemeye gidelim mi?
Hem tanıtalım hem yiyebilirsiniz. Elmayı yiyebilirsiniz. Öbür tarafta kırmızı elmalarımız var. Onları topladık, buzhaneye attık. En sonunda yılın sezon kapanışını aralığın başında Beş Kulak, Muşmula, bir de Döngel. Üç ismi var bunların. Hmm. Kapanışını aralık başında onunla yapıyoruz. Bir daha yani kapatıyoruz. Her mevsimde her ay, yani iki ayda bir veya değil mi? İki ayda bir. Sütlen devam ediyor. Şeftali sütle, de var. Yani sürekli meyve meyvesiz var. Meyvesiz kalmıyorsunuz. Evet. Öyle. Diğer güzel bahçemiz var. Orada da geçeceğiz. Orası daha teferruatlı. Evet. Daha hoş. Ama hava kararmadan gidelim. İyi olur. Sen bir an önce oradan in. Biz de şöyle bahçeyi gösterelim. Tamam. Hemen. Şöyle. Oraya gidelim. Burada bir yarım saatlik bir işim. Ben var. İnnapımı alayım. Evet. O zaman şunları da vereyim ben. Sen şunları burada gel. Boşalt da büyük kovalara. Ver. Dur Ertuğrul şunu. Sen en dökün, büyük kovaya dökerken şekilde yapabilirsiniz. Göster bunu. Bak bak. Bunu buna mı da boşaltayım? Arkadakiler abi. Büyükler var. Arkadakiler boşaltayım. Ha buna mı? Ha tamam. Yiyelim mi? Ben yine alayım. Evet, bu arada çalıştık. Çalışma ücretini alırım. Ücretini taşımayız. Alın senin kurumadan. Değil mi? Evet, sen onu al abi. Biz çekimi devam edelim. Tamam. Evet, yerim. Sadece direkt kendim yapıyorum fırsat buldukça. Bu yıl otları çok oldu. Onun sebebi de koyunlara bunları biçen bir abimiz vardı. Evet. Biraz geç kaldı. Geç kalınca başka birisine söz vermiş. Kendi bahçesi. Artı burası bile üçüncü bahçeyi otunu biçmeye başlayınca burası biraz geçe kaldı. Bitemem orada. Evet, bu ceviz. Şu elmamız. Bu santemir. Bu niye vermemiş bu ceviz? Ben ona bakıyorum. Bu değerli ceviz bu. Değerli ceviz. Geçen gün budadık biz bunu. Ha. Ama yine de çetin ceviz denilen yerli bir ceviz. Bunu komple kesip aşılacağız bahara. Konteyner var. Evet, konteyner var. İçine malzeme koyabiliyorsunuz. Malzeme mi? Buraya gelse adam alsa. Buraya böyle bir iki odalı bir prefabrik koysa olur mu? Şimdi prefabrikler resmiyete tabi biliyorsunuz. Plan projeyi çizdirirse bir de isteli olmasından dolayı sorun çıkar mı çıkmaz bunu bilemiyorum. Resmiyette sıkıntı olabilir. Ama böyle sen bunu koydun. Mesela kimse gelip sana... Konteynerde problem yok. Konteynerde. Fabrik olursa ruhsata girer. Böyle yo, konteynerler ruhsat abi de değil. Şöyle 20 metre konteynerler oluyor yani iki odalı. Onlardan problem değil. Su basmasını yap devam et. Hamurun dibinde kuyumuz da var. Kışın burası su kuyu. Bina... Cevizden 20 metre ileride. Bunu nasıl suluyorsun ha? Kanaldan mı? Kanaletle sulaması. Kanal suyu var ortumları yani devlet döşüyoruz. Suyu. Aynen devlet suyu. Ortumları döşüyorsun. 1, 2, 3 bir de şöyle 4 grupta evet. Islama yapıyorsun. Evet su sulaması, sorunumuz evet. Yok. Su sorunu yok. Kuyuyu nasıl kullanıyor? Kullanmıyor mu? Kanal geldikten sonra hiç kullanmıyoruz. Kuyudan ıhlamur istifade ediyor bak. Ihlamur o yüzden kocaman olmuş ha? Kocaman. Diğeri de burada. Bu da cevizle yarışıyor. İstekli cevizi geçti bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Ağaca bak ya. Bayağı da ıhlamur çıkar o zaman. Çok. Tepeler toplayınca. Burada kırmızı dalıyla, elma var. Dalıyla beraber kesin. Evet bunlar kırmızı elma. Bunlar. Bakın. Bunlar tadı güzeldir. Şöyle yerden de alabilir. Yerdekiler en tatlıları. Yerdekiler en tatlılar. Evet, belki kutlu da olabilir ama en tatlısı onlar. Evet. Burada evet. Gövdeyi görüyorsunuz. Hay maşallah. Maşallah. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Haziran değil mi? Haziran ayında evet. Haziran'ın başında. Haziran'da mı açıyor ıhlamurlar çiçek? Haziran başında harika olur. Evet. Kokusu güzel. Çok ıhlamur çıkıyor mu burada? Çıkıyor. Ne kadar mesela? Ya şöyle yarısını topluyoruz yarısını bırakıyoruz. Dallarıyla beraber indiriyoruz aşağıya. Ha. Yere indirip mesela şu dallar onların dalıyla topluyoruz. Yukarıda tek tek toplamayla baş olmuyor. Değil mi? Hani o zaman kepçe getirmen lazım. O da zor. Evet, ne yapıyoruz? Merveni çıkabildiğimiz kadar kesip kesip topluyoruz. Yarısını ağaca bırakıyoruz. Ha. Ertesi yıl budadığımız yerler ertesi yıl ürün vermiyor. Tüküyor gibi. Ha. Budamadığımız yerlerden bir yıl sonra ürün alıyoruz. Bir yıl önceki budadığımız yerler ertesi yıl vermediği için bir sonraki yıl veriyor. Hmm. Yani dönüşümlü. Evet. O şekilde ıhlamursuz kalmıyorsunuz. Evet ıhlamur. Mevsimimizin son ürünü beş kulak muşmulamız. Muşmula. Aralığın başında, aralığın ortasına kadar, Kasım'ın ortasından sonra başlar, aralığın başına kadar. Evet, bakılmış bunları göster. Bayağı da ceviz de var epey ya. Var, bunlar yeni ekildi. Bunlar 4-5 yıllık. Mesela bak,
Chetler'dır bu. Bu da az önce topladık. Chetler cins. Hemen önümüz yol, bakın. Evet. Suyumuz var, yerimiz düz. Çok güzel bir meyve bahçesi. Kiraz ağacı da var herhalde. Var, kiraz ağacı cevizin altında. Evet, bakın ağaçlara. Yerimiz. Nar. Narlar da 10-15 gün daha zamanı var. Evet, nar suyu sevmiyor. O yüzden kenarlara ektik. Ha, su geldi nar... mi bozuluyor. Bozuluyor değil mi? Nar suyu sevmiyor. Evet. Aynen. Bak mesela şey bunlar, daha öğrendik. Yağmur yağdığı zaman bunlar çatlar. Ama içi de sulu ya. Allah'ın hikmetine bak ya. Yani. Suyu sevmiyor ama içinden de su. Karpuz da çok su istemez ama pirinç suda da verse. Yanlış. Ya pirinç ha. Suda büyüyor. İşte Allah'ın hikmeti. Filizlenirken su istiyor. Büyürken su istiyor. Evet, su da oluyor su zaten istiyor. Suyun içinde. Havuz yemek gibi. Yer, yemekte tencerede pişerken de su istiyor. Onun böyle özelliği. Hep su istiyor. Evet. Karpuza bakalım. Karpuz masraflı. Sularsan içi şakır şakır su olur. Evet. Yerimiz, yolumuz. Evet. Bakın sağlam bir yolumuz var. Şöyle bak, bir gösterelim. Gün batımı bak. Evet. Gün batımı manzara çekebilirsin. Gün batımı buradan mı? Evet, gün batımı. Bakın kanalet. Burada da kanalet aynen, var. Buralar hep meyve bahçeleri. Şehir merkezinin hemen böyle kenarında bir yer buralar. Bakın buraları göster. Hep meyve bahçeleri bu kısımlar. Yani buralar güzel. Tam yaşanacak. Bahçemiz de şu kavan olduğu yer. Ha, oraya geçiyoruz. Şurada da bir bahçemiz var. Orada satılık. Bakın burada da. Orada ne yapmışlar? Evet, seravanlar, bamyonlar. Bamyaların sapları. Bamya. Ha. Tabii burada rüzgar aldığı için seralar bozuluyor. Maliyetli diye artık arkadaş şey yapmıyor. Ha. Onarım yapmıyor. Yazlık sezonu ürün ekiyor. Ağaçlara bak, hep meyve bak görünüyor. Evet. Şunlarda dolu. Bak şu sarı sarı olanlar ayvadır. Ayva. Ekşime. Bunlar da Trabzon hurmasının olabilir. Şunlar elma. Hurma, evet, hurma burada var. Meyve. Evet, yerimiz burası. Bakın, evet. Araçla yaz kış gelebilirsiniz. Böyle evet. Devam ediyor. Aynen. Güzel bir meyve bahçesi. Her türlü meyveden var. Şu alanda oturmak harika oluyor. Şu değil ağaçların mi? Kölgesi ya. Şuradan tatlı bir rüzgar geliyor. Değil mi? Oturması harika oluyor. Güzel olur. Tam böyle yaşanacak bir yer. Evet. Evet, değerli dostlar, burası satılacak. Bir yerimiz daha var. Orayı da satacağız. Satalım artık ya. Değil dışarıdan artık. Alıcı olursa hani yardımcı oluruz. İsteyen istediğini alabilir. Evet. Diğeri zaten ben devamlı buralardayım satılmazsa. Evet. Değil mi? Öbür tarafına alıcıya bir sürpriz var. Bahçe traktörü ve ilaç makinesi de hediyemiz olacak. Vay, bahçe traktörü güzel. Belden kırma. Benden 2 yaş küçük. 70 model. Eski diye veriyorsun yani. Yok. Çünkü tekrar bir yer alırsam eve yakın küçük bir yer alacağım. O traktöre ihtiyaç kalmayacak. Çünkü ilaç makinesinin taraf 400 kiloluk ilaç deposu dolduruyoruz. Onun atıyoruz. Kolaylık oluyor. Koca bahçeyi ilacı hazırladıktan sonra yarım saatte ilaçlanan bitiyor. Sırt motoruyla uğraşmaya gerek kalmıyor. Tabii çok iyi. Evet. Uzun hortumu da var. Traktörü ortaya çekiyorsun. Başladığında yarım saatte bitiyor. Evet değerli dostlar. Önce burayı satalım. O videoyu da bundan sonra koyacağız. Bugünlük bu kadar. Tamam.